Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf Arapça 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızın oynatma listelerinde 2 tane Arapça yazılı hazırlık videosu var. Bu üçüncüsü olacak. İnşallah bir tane daha vakit bulursak çekeceğim arkadaşlar. Ayrıyeten Peygamberimizin hayatı, din, kültür ve ahlak bilgisi, temel dini bilgiler arkadaşlar. Farklı yazılı hazırlık videoları da var Kur'an-ı Kerim. İnşallah vaktimiz olduğu sürece yine bu derslerden ve elimizden gelen diğer derslerden arkadaşlar yazılı hazırlık videoları çekmeye çalışacağım. Rabbim gireceğiniz bütün sınavlarda yar ve yardımcınız olsun. Zihin açıklığı versin. İnşallah bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kalemimizi alalım. Aşağıdaki kelimelerle anlamları eşleştiriniz. Asif arkadaşlar rüzgarlı. 3 numarayı buraya yazdık. Asif. Mumtir yağmurlu. Bir numarayı buraya yazdık. Mizalle şemsiye 2 numarayı buraya yazdık. Gaim bulutlu arkadaşlar 4 numarayı da buraya yazdık ve eşleştirdik. Haftanın günlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Arkadaşlar haftanın günlerini şöyle size yevmin kelimesi şurayı bir yevmin arkadaşlar yevmül ehad pazartesi pazar pardon haftanın birinci günü pazar birden başlıyor. Sonra yevmül isneyn haftanın ikinci günü yevmül isneyn haftanın ikinci günü yani pazar buradan başlıyoruz arkadaşlar pazar pazartesi yevmüs sülüse salı arkadaşlar es sülüse yevmül irbia arkadaşlar pazar pazartesi salı yevmül irbia Çarşamba Yevmül İrbi'a sayıları biliyorsanız arkadaşlar Vahid, İsnen, Selase, Erba, Hamse, Sitte sayılarını biliyorsanız işiniz biraz daha kolay. Eminim biliyorsunuzdur. Yevmül İrbi'a Yevmül İrbi'a Yevmül Hamis Hamisi de şuraya yazalım arkadaşlar. El Hamis Yevmül Hamis Yevmül Cuma Cuma arkadaşlar El Cuma 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 Yevmüs Sebt Yevmüs Sebt yaklaştırdığımız için arkadaşlar büyük gözüküyor. Yevmül Cuma, Yevmüs Sebt. Bu da cumartesi arkadaşlar. Haftanın 6. günü. Yevmüs Sebt. Şimdi bakarsak şöyle şuradan. Yevmül Ahad pazar. Yevmül İsneyn pazartesi. Yevmüs Sülüse salı. Yevmül İrbia çarşamba. Yevmül Hamis perşembe. Yevmül Cuma cuma. Yevmüs Sebt cumartesi. Haftanın günlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Yevmül Hamis arkadaşlar Perşembeydi. 4 numarayı buraya yazdık. Yevmüs Sebt Cumartesi 1 numarayı buraya yazdık. 2 numara Yevmüs Sülüse Salı. Yevmül Ehad arkadaşlar Pazar 3 numarayı da buraya eşleştirdik. El setehuzul mizalle maak. Hel arkadaşlar soru edatımız mımi. Bu tarz sorularda evetle veya hayırla başlıyoruz. Hel setehuzu. Müzari fiilin başına gelen sin harfi gelecek zaman anlamı katıyor. Setehuzu. Alacak mısın? Neyi? El mizalle. Şemsiyeyi. Nereye? Meake. Yani yanına seninle birlikte şemsiyeyi alacak mısın? Verilebilecek cevap hangisidir diyor. Şimdi şemsiye ile alakalı bir şey söylemesi lazım. Hepsine evet dediği için arkadaşlar evetli sorularda şu bölüm aynen arkadaşlar hani gelecek şemsiye kelimesinin geçmesi lazım ya da şemsiyenin yerine zamir. Şimdi bakarsak
Adana'ya neam evet el cevu hava seyekünü olacak mumtiran yağmurlu olacak alakasız bir şey. B şıkkı neam evet seahuzu sen alacak mısın dedi. Buradaki Elif artık ben alacağım neyi he onu mu müennes bir kelime olduğu için yani ismin yerine zamir kullanmış he eril olsaydı bu hüyü kullanırdı yani kelimemiz müzekker olsaydı. Cevabımız B şıkkı çıktı ama diğer şıklara bakalım. Neam evet el cevu mumtir. Evet hava yağmurlu. Hava yağmurlu mu diye sormadı ki arkadaşlar. Simseyini alacak mısın de evet onu alacağım. Neam el cevu asif. Evet hava rüzgarlı. Bu da olmaz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soruya bakarsak. Keyfe el cevul yağın. Keyfe nasıl el cevu hava el yağın bugün. Resimden yararlanarak soruyu cevaplayınız. El cevu gaim hava bulutlu. Hayır. El cevu mumtir hava yağmurlu. Hayır. El cevu müsliç hava karlı. El cevu asif hava rüzgarlı. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soruya bakarsak. Keyfel cevul yağın bugün hava nasıl? Resimden yararlanarak soruyu cevaplayınız. El cevu gaim hava bulutlu. Arkadaşlar bakarsanız görselde kalorifer peteğinin önünde duruyor. Hava bulutlu, bulutla alakası yok. El cevu barit. Arkadaşlar şurada bir eksiklik olmuş. Evet. El cevu barit. Cevabımız B şıkkı. Hava soğuk. Barit soğuktu. Harun ise sıcaktı arkadaşlar. Şu Harun. Hararetten aklınıza kalsın. El cevu asif. Hava rüzgarlı. Bu da gitti. El cevu mumtir, hava yağmurlu. Bu da gitti arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Resmin sizi ulaştırdığı ifadeyi bulunuz. Bakıyoruz. Eksi 17 arkadaşlar. 1 ve 7. Şimdi faslü sayf yaz mevsimi. Yaz mevsiminde hava arkadaşlar. Es-sayf yaz. Faslü mevsim. Yaz mevsiminde hava eksi 17'yi görmez. Gitti. Derecetel harara. Sıcaklık derecesi. Yani hava sıcaklığı. Sıcak bir hava yok arkadaşlar. Bu dursun ama hararetü münhafidatün. Düşük sıcaklık arkadaşlar. Münhafida. Mürtefia ise yüksek sıcaklık. Hemen onu da buraya hatırlatalım yazalım. Olur da sınavda çıkarsa. Mürtefia tün. Arkadaşlar o da bu şekilde mürtefia tün. O da bu şekilde arkadaşlar. Hararetü münhafidatün düşük sıcaklık. Hararetü mürtefia yüksek sıcaklık. Racülüs selci kardan adam. Bu da değil arkadaşlar cevabımız. Cevap B şıkkı. Evet. Yedinci soruya geldik. Resimleri anlamları ile eşleştiriniz. Resimleri anlamları ile eşleştiriniz. Bakalım arkadaşlar. Derecetül harara. Sıcaklık derecesi. Yani bir numara arkadaşlar. Buraya gidecek. Bir numara. Sıcaklık derecesi. Racülüs. Burada bir harf eksiği olmuş arkadaşlar. Racülüs selci. Şurada arkadaşlar bir dakika. Derecetül harara. Yani B'yi buraya yazacağız. Şuraya eşleştirelim. Yani görselimiz bu. B. Geldim. Racülüs selci. Kardan adam. 2 numara arkadaşlar D buraya gelecek. Yani kardan adam bu. Vişah atkı A arkadaşlar. Ettezellüç kayak. Yani o da C. Bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Aşağıda ismi verilen tarihi eserleri bulundukları illerle eşleştiriniz. Bakarsak Efes arkadaşlar Efes nerede? İzmir'de 4 numara. Şurada bakarsak İzmir 4 numara. Geldim. Nevşehir pardon. Efes. Efes. Bir dakika. Aşağıda ismi verilen tarihi eserleri bulundukları illerle eşleştiriniz. Nevşehir arkadaşlar. Burada bir şu yazım hatası şöyle. A, B, C, D. He, pardon arkadaşlar. Evet. Efes nerede? İzmir'de 4 numara B'ye geldim. Ben şu tarafa gidiyorum pardon. Cebelün Nemrut. Nemrut Dağı. Cebel Dağı. Cebelün Nemrut. Nemrut Dağı nerede arkadaşlar? Adıyaman'da. 3 numarayı da buraya yazıyoruz. 3 Adıyaman. Methaf. Göreme.
El Meftuh, Göreme Açık Hava Müzesi. Nerede arkadaşlar? Nevşehir'de. Onu da bir numara burada arkadaşlar, Nevşehir. Buhayratun Göl. El Esmek, Balıklı Göl. Balıklı Göl nerede? Urfa'da. 2 numaramızda burası arkadaşlar. 2 numarayı da buraya eşleştirdik. Geldik diğer sorulara. Antalya El Otle. Antalya tatil. Seezebu, gideceğim. Bakın sin harfi var, gelecek zaman. Esayfiye tatil ile ea fi deda. Arkadaşlar bu tarz cümlelerden önce mesela kelimelerin altına yazdıktan sonrasında Türkçe bir cümle kursan ne derim? Zaten fiil her zaman en başta olacak veya zamirden sonra gelecek. Şimdi o zaman arkadaşlar fiilin böyle sonda olduğu varsa mesela hemen eliyoruz. Ya da bakın işte fiil filudlese ezebu demiş ya da bakın burada Antalya fi demiş. Veya şu harficerler sonda tek başına asla gelmez. Öyle bir ibare olursa fi ile sonda bunlar tek başına asla gelmez. Ya da fiilin işte sonlarda olduğu bir şey varsa eleyeceğiz. Başta olacak. Şimdi bakarsak fiil burada yok. Yani başta değil. Bakalım buraya, fiil yine başta değil. İki tanesinde fiil başta. Arkadaşlar bir Adana'da, bir Denizli'de. Yani biz bu kelimelerden ne cümlesi kurarız? Yaz tatilinde Antalya'ya gideceğim. Es-sayfiye yaz. El-utle tatil. İle ea fi deda. Yaz tatilinde Antalya'ya gideceğim. Se-ezebu gideceğim. İle sayfiye. Yaza gideceğim diyor arkadaşlar bu da. Ea yani yaza gideceğim. Antalya fil-utle tatilde. Yaz tatilinde diyeceğiz. Burada bir eksiklik var. Doğrusu arkadaşlar şu. Se-ezebu gideceğim nereye? Antalya'ya. Fil-utleti sayfiye. Yaz tatilinde. Cevabımız D şıkkı. Methaf yöremel meftu fi nokta nokta. Cümledeki boşluğu dolduracağımız isim hangi şıkta verilmiştir? Methaf yöremel meftu. Göreme Açık Hava Müzesi. Arkadaşlar biraz önceki sorumuzda da geçmişti. Nerede? Nevşehir'de. Biz oraya Kapadokya'da arkadaşlar. Cevabımız Kapadokya, Adana. Efes nerede? İzmir'de. Göreme meftu fi Kapadokya, Kapadokya'dadır. Göreme Açık Hava Müzesi fi Kapadokya, Kapadokya'dadır. Efes, İzmir'de. Burada Antalya yazıyor. Urfa. Cevabımız arkadaşlar Adana şıkkı. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarımıza ulaşabilirsiniz. Atladığımız soru var mı diye de şöyle bakayım arkadaşlar. Zoom yaptığımız için arada kaynayan soru olmasın. Şöyle bakalım. Evet, hepsini gördüğüm kadarıyla cevaplamışız arkadaşlar. Yakın olduğu zaman bazen atladığımız oluyor. Evet. Oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bu üçüncüsü oldu. Bir tane daha inşallah farklı bir yazılı hazırlık videosu arkadaşlar çekeceğim. Ve diğer derslerden de çekmeye çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fiyemenillah ilel liga me'asselame.